Survivor'u takip ediyor musun? Az çok takip ediyorum, evet. Sizce birinci kim olur? Birinci bence Barış olur. Yani karakteri olsun, kazandığı zaman sevinçleri olsun. Hani kendime yakın buluyorum. Kendime yakın bulduğum için de ben Barış'ı destekliyorum. O şekilde bence Survivor'ın bu seneki birincisi Barış olacak. Zaten arada bir televizyonu açıyorum, televizyona denk geliyorum. Survivor açık oluyor onda da genelde. Hani kendime yakın buluyorum. Sevinçleri dediğim gibi bana yakın geliyor. Samimi, cana yakın. Yani o şekilde ben o yüzden Barış'ı destekliyorum. Ben kendime yakın insanları gördüğüm zaman daha çok mutlu oluyorum. Daha çok izleyesim geliyor. Peki ikinci kim olur? İkinci bence Yasin olur. Neden Yasin ikinci? Neden Yasin olur? Çünkü hani sosyal medyada falan da çok denk geldiğim biri. Hı hı. Yani Yasin olmasını isterim ikinci olarak. Çılgın zaten, deli dolu. Tam bizden. O zaman Cemalcan da üçüncü olacak. Cemalcan üçüncü olacak artık. Üzülmesin, kusura bakmasın. Popülerite olarak Barış olur. Barış olacağını istiyorum ama ben gönlümde Yasin olmasını isterim. Neden? Çünkü kazanması daha çok hoşuma gider. Yani mutlu eder beni Yasin'in kazanması. Hani daha böyle karakterli bir insana benziyor. Bilmiyorum, biraz daha şov adamı olabilir ama bence halktan birisine çok benziyor. O yüzden onun olmasını isterim yani, çok popüler birisi olmadığı için. Hepsi ünlü, bilindik insanlar. Gerek yok bence yani öyle şey olmaları ama Yasin en azından bize benziyor, yani halktan birisine çok benziyor. Olmasını isterim. Peki ikinci kim olur? Bence birinci Barış olur, ikinci Cemalcan olur, Yasin üçüncü olur. Yasin neden üçüncü olur peki? Ya çünkü diğerlerin popülaritesi yanında biraz az kalıyor, o kadar seveni yok. Hı hı. Bir de Barış yakışıklı adam şimdi yani. O yüzden ben Barış olacağını düşünüyorum. Bence en çok popülerite önemli. Çünkü öyle olmasaydı Berkan elenmezdi. Berkan çünkü mücadelesini gördük. Bence birinci SMS'lerini göze aldığımız zaman Berkan ya da Cemalcan ya da Barış olur. Yasin'in daha çabuk eleneceğini düşünüyorum. Cemalcan. Neden? Çünkü çok iyi, çok seviyorum. Onun oyunu çok seviyorum. Bence onun kalbi çok iyi. O yüzden onun oyun, kalbi çok iyi. O yüzden diyorum ki Cemalcan. İki bence Yasin. O zaman üçte. Barış. Birinci yani şu an favori olarak Cemalcan'ı görüyorum. Ama Barış'ın da kuvvetli bir kitlesi var. Yani ikisinden birini görüyorum. Yasin'in hiç şansı yok bence ikisi arasında. Öyle söyleyeyim. İkisi arasında gidip geliyorum aslında. Yani ikisinin de kitlesi çünkü çok büyük. Ama Cemalcan'ın Danla Biliş'le beraber daha yani güçlü olacağını düşünüyorum. Bu yüzden Cemalcan yani öyle söyleyeyim. Bence birinci Barış olur. Neden? Halk tarafından destekleniyor ve iyi çünkü. Hızlı. Atışları iyi. İkinciyi bilmiyorum. Yasin olur herhalde. Abi ben Cemalcan'ı destekliyorum yani. Hak ediyor çünkü son zamanlarda performansı iyi. Barış sadece SMS'ine güveniyor diyebilirim ama o da uzun bir sakatlık geçirdi. Ondan da performans düşüyor. O ikinci olur, Yasin de üçüncü olur. Barış. Her yönden karakteri, oradaki tutumu, mütevaziliği, her konuda saygısını bozmaması benim tek geçerim. Yasin, Yasin bu akşam paket. Birinci Barış olur. Ya çok haksızlığa uğradı çünkü. Yani hatta Türk halkı da haksızın yanında oluyor, haklının yanında oluyor her zaman. Yani biraz da vicdanları sızladıkları için Barış'a oy atabilirler diye düşünüyorum ben. Ve fan kitlesi aşırı büyük. İkinci Cemalcan olur. Üçüncü de Yasin. Yasin. %100 Cemalcan olur. Neden? En çok o hak ediyor. Performansıyla, karakteriyle icraat gösteriyor yani, öyle söyleyeyim. İkinci inşallah Yasin olur. Onu çok istiyorum çünkü MasterChef'ten geldi. İkinci, üçüncü de Barış'ın olmasını istiyorum. Barış'ı üçüncü yapmamın sebebi, yani bilmiyorum, fazla sevemedim onu. Kendini çok şey yalnız göstermeye çalıştı. Tamam, çok haksızlığa uğradı. Ama o kadar da değil. Bak unutmayın beni. Birinci katılacağım. Tamam. İsmim de Ercan Yebi. İsmim de Ercan Yebi. Cemalcan gibi icraat göstermeye geleceğim. Cemalcan birinci olur diye düşünüyorum. Cemalcan'ı destekliyorum. İkinci Yasin. Üçüncü de? Yani Barış'ın halk oyu var ama Barış bence üçüncü anca olur. Cemalcan olsun Cemalcan, istiyoruz. Aynen. Barış olmasın da kim oluyorsa olsun abi ya. Aynen. Neden? Neden ya Barış abi, olmasın? Sizce neden olabilir? Çünkü Cemalcan'ın performansı gerçekten çok iyi. Sadece Barış oy olaraktan önde gidiyor yani. Başka hiçbir şeyi yok. Ne diyorsun ona? Bir katkısı yok oyuna katkısı bence. Katkısı yok yani. Sadece oyları çok. Aynen. Şey, o da oyuncu olduğundan kaynaklanıyor popüler bence. Olduğu için aynen. Fenomen olduğu evet. için. O da şey, televizyon fenomeniydi. Ama Cemalcan bence kazanmalı. Cemalcan gerçekten hak ediyor. Aslında finalde Sercan'la Cemalcan'ın olması lazımdı. Çünkü adalet onu gösteriyor. Şöyle bir şey de var. İkinci de Yasin olmasını neden isterim?
Yasin çünkü hani merhametli abi bayanlara karşı da çok merhametli davranıyor. Yani Barış'ın çok itici geliyor bana, bilmiyorum da başkalarına karşı nasıldır onu hiç bilmiyorum. Sercan olsa harik zor olurdu ama şu anda ikisi olsa yani Yasin ile Cemalcan olmasını isterim. Cemalcan olur. Neden Cemalcan? Yani en iyi olduğunu düşünüyorum onun. O kazanır diye düşünüyorum. O hak ettiğini düşünüyorum. Peki ikinciyi kim yaparsınız? Barış olur diye tahmin ediyorum. Yasin üçüncü yaptınız. Neden? Aynen. Yasin hak etmiyor o yüzden. Kimi destekliyorsunuz? Cemalcan. Çok sempatik ve bence kazanması gerekiyor. Performans da çok iyi. Birinci Cemalcan. İkinci Barış ama Barış birinci de olabilir. Tam emin değilim. Yani Yasin'in performansı iyi ama onlar gibi değil. Yani sempatik değil. Bence birinci Cemalcan, ikinci Barış, üçüncü Yasin olur. Neden Yasin'i hiç yaptık? Aslında Yasin de birinci olabilir. Çünkü onun temiz kalbini seviyorlar. Evet. Ama Cemalcan'ı da çok destekleyen var ve onun performansı diğerlerinden daha yüksek olduğu için diye öyle düşünüyorum. Barış. İzlemiyorum. Lan oğlum Barış de Barış abi Barış. Barış. Peki neden Barış? Çünkü yakışıklı adam. SMS'i çok. Bu kadar abi. Popüler olmasından dolayı. Aynen, popüler olmasından İkinci dolayı. İkinci kim olur? Cemalcan. Üçüncü? Yasin. Neden Yasin'i 3'e attık? Çünkü abi diğerlerine göre daha az popüler. Birinci Barış Murat Yağcı abi. İkinci? Cemalcan. O zaman geri Yasin kalıyor. Ya abi şimdi Barış bayağı mağdur kaldı abi. Yani adam sessiz sakin olurken adamın üstüne oynadılar. İşte birinci olmasını hazmedemediler abi. O yüzden yani. Sever burada Cemalcan, onu seviyoruz ailecek. Efendi insan, dürüst, saygılı etrafındaki kişileri. Arkadaş ortamı muhteşem. İnsanlara samimiyeti yüksek. Yani bu kadar. Annem daha çok seviyor. İkinci Barış olur. Üçüncü Yasin. Fazla samimiyet gelmiyor. Birinci? Evet. Hükümet olur. Hükümet. İkinci? Evet. İkinci halk olur. Üçüncü? Üçüncü vatandaş olur. O kadar. He. Teşekkür ediyorum. Akşam çıkacağız mı? Evet. Kaçıncı kanalda? Vallahi inan ki ben Survivor'ı takip etmiyorum. Hiç de benimsemiyorum. Niye diyeceksin? Bizim halkımızın etik olarak kültürüne yanlış bir program. Neden? Neden? Çünkü çırılçıplak insanları çıkartıyorlar orada. Gereksiz yere şov yapıyorlar bana göre. Cemalcan. İkinci. Yasin. Üçüncü de. Barış. Bence kim olur? Barış olur bence. İkinci de Yasin olur kesin. Üçüncü de Cemalcan. Odur, başka kimse yok. Neden birinciyi destekliyorsunuz? Yani efendi, düzgün, temiz, sakin. Odur yani, başka şey olmaz yani. Barış çünkü mental olarak kendini hani fiziki olarak da çok güçlü bir insan. Hani böyle yarışmalarda falan da bayağı iyi. Hızı olarak, çevik olarak atışları da çok iyi. Ya Barış'ı favorim tutuyorum ben. Ya ikinci Cemalcan olur. Üçüncü zaten Yasin. Yasin biraz oyun içerisinde kendini çok stresli tutuyor ve böyle oyundan bazen çıkıyor, böyle bambaşka bir insan oluyor. Sinirleniyor, hiçbir şeyi sakin yapmıyor. O yüzden Yasin'i hatta en altta tutuyorum ben. Barış Yasin. Murat Yağcı. Cemalcan olur. Yasin kim olur? Barış Murat Yağcı olur bence. Hayır, Cemalcan olur birinci. Neden Cemalcan? Cemalcan. Sizce? Bence Yasin olur çünkü Yasin'in daha çok ihtiyacı var. Cemalcan. Şimdi karar verelim. Üçe bölündük. Yasin. Bence Cemalcan. Yasin olacak Barış. Bence. Yarın, yarın. Cemalcan. Cemalcan. Neden Cemalcan? Cemalcan. Çünkü Yasin'in daha çok ihtiyacı var o ödüle. Bütün insanlar da Yasin'i tutuyor. Kazansın ama. Bence bugün, Cemalcan. Bugün yani. Bir eleme var. Bugün benim fikrim Barış Murat Yağcı eğlenecek. Asla. Cemalcan'la Yasin kalacak ve Yasin de şampiyonluğa gidecek SMS oylarıyla. Ne bileyim, ben Cemalcan diyorum yani. Barış Murat Yağcı çünkü gerçekten hayran kitlesi çok fazla. Gereğinden fazla ve ben bu yıl Survivor'ı tamamıyla hiçbir şekilde hiçbir bölümünü atlamadan izledim. Barış Murat Yağcı'nın bir ara üzerine çok gidildi. Hiçbir şey yapmadığı halde. Yasin zaten kazandığını kazandı. Neyse Anur olmasını isterdim ama Nisan Nur olmasını isterdim ama Nisan Nur elendiği için Barış kesinlikle. Ve oy birinciliğiyle bile olsa Barış alacak bu sene. Ben Cemalcan diyorum, bilmiyorum. Peki sıralama yapsak sizce birinci, ikinci, üçüncü? Barış Murat Yağcı, Cemalcan, üçüncü Yasin olabilir. Berkan'ın çünkü hayran kitlesi Berkan çok gitti. Az. Berkan gitti mi? Elendi. Nasıl ya? Dün gece elendi mi?
Ya bir de ben hep gidip geliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hadi dün gece uyuyordun sen dün gece. Elime vardı ama ben nasıl geçirdim? Çünkü ben uçağa falan bindiler, sabah da izledim ben hatta. Acun Bey canlı yayın falan yaptı. Uçaktayken de yaptı canlı yayın. Berkan'a gittin daha yeni öğreniyorum. Birinci Cemalcan. İkinci Yasin. Üçüncü bilemeyeceğim. Barış olabilir. Barış kalır. Sizce sıralama bence yapsak? Yasin, Cemalcan, Barış. Vallahi biri kim olabilir? Yasin. Adama acıyoruz ya. Neden? Ya adam işkence çekiyor, çile çekiyor. Adam kaç hafta yemek yemedi ya. Allah aşkına böyle olur mu? Abi ya, kim sevmiyor ki Survivor'da? He? Survivor'da kim sevmiyor? Bir tek Yasin değil ki. Survivor'da Yasin'i seviyorum. Hepsini seviyorum ama Yasin haksızlık yapıyorlar. Hani Tolga Tarlacı vardı. Zamanında onu ben büyük desteklerdim. Ama o gidince tadı tuzu kalmadı abi. Neden? Neden? Çok çılgın bir adamdı, evet. Zombala bombala dansları falan yapıyordu. Onu çok seviyorduk gençler olarak. Sen de sever miydin? Seviyordum.